TCK TV ekranlarından merhaba. Yepyeni bir programla karşınızdayız değerli yarışseverlerimiz. Her program birbirinden değerli konuklarla atçılık dünyasını yakından ilgilendiren sağlık konularını ele alıyoruz. Bugünkü konuğumuzsa veteriner hekim Doktor Cihan Kumaş. Cihan Bey ile yarış atlarında solunum yolu hastalıkları üzerine sohbet edeceğiz. Ben de sizler gibi bu konuyu oldukça merak ediyorum. Dolayısıyla sizleri daha fazla bekletmeden hemen değerli konuğumuza dönüyorum. Cihan Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bugün programımıza konuk olarak geldiğiniz için çok mutluyuz ve bizi ağırladığınız için tabii ki Atastanesi'nde teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İsterseniz sohbetimize şununla başlayalım. Hem oldukça özveri göstermeniz gereken hem 7/24 ulaşılabilir olmanızı gerektiren bir meslek seçmişsiniz. Maneviyatı yüksek bir meslek, bundan eminim ama sizi veteriner hekim olmaya ne çekti? Çocukluğumdan beri hekimliğe karşı büyük bir ilgim vardı. Aynı zamanda da hayvanları çok seviyordum. Bu ikisini bir arada birleştirdim ve veteriner hekimliği üniversite dönemlerinde tercihlerim arasına aldım. İki sevginizin kesişme noktası mesleğiniz olmuş aslında. Evet. Peki atlara nasıl yöneldiniz? Türkiye Jockey Kulübü ile nasıl yolunuz kesişti? Atlar çok asil hayvanlar. Çocukluğumdan beri atları da çok seviyordum. Üniversite yıllarında da atlara ilgim daha da çok arttı. At sağlığı ile ilgili çalışabileceğimiz en iyi, en güzel at popülasyonunun en fazla olduğu yer Türkiye Jockey Kulübü bünyesindeydi. Ben de 1998 senesinde mezun olduktan sonra Jockey Kulübü'ne başvurdum. Birkaç ay sonra da başvurum kabul edildi ve böylece mesleğime başlamış oldum. İki tercihinizi bu yönde yapmışsınız. Biz de bugün sizden bu bilgileri alabileceğiz, bu keyifli sohbeti yapabileceğiz diyeyim. Hemen konumuza dönelim isterseniz. Yarış atlarında solunum yolu hastalıklarından bahsedeceğiz. Hastalıkları bir genel olarak tanımlayabilir miyiz? Solunum yolu hastalıkları dediğimiz zaman atlarda neyi kastediyoruz? Şimdi yarış atlarında solunum yolu hastalıkları bizim bünyemizde bulunan atlarda en fazla görülen problemler üst solunum yolu problemleri. İkinci sırada ise alt solunum yolu problemleri geliyor. Üst solunum yolu problemleri özellikle atlarımızın uzun süre ahırda istirahat etmelerinden dolayı, çünkü biliyorsunuz idmana çıkıyorlar, dolaşıyorlar. İdman sonrası ki dönemlerini veya akşam gezinme süresi dışında sürekli olarak yaklaşık 22 saat yaklaşık ahır içine kalıyorlar. Ahır içine kalmalarından dolayı da altlıklardan kaynaklanan tozlar, partiküller atlarda alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Bunun sonucu olarak atlarda inflammatory airway disease denen solunum yolunun yangısal hastalığı meydana geliyor. Bu da çoğunlukla atlarda öksürük, geniz akıntısı, akciğerlerde akıntı, purulent olmayan, endoskopik muayenede tespit edilen bol miktarda akıntılar meydana geliyor. Bir takım belirtiler saydınız. Peki gözle görülebilecek, özellikle aslında daha doğrusu neler görülebileceğini saydınız ama dışarıdan ilgililerin fark edebileceği, evet hemen veteriner hekime danışmamız lazım diyecekleri durumlar neler peki? En belirgin semptomumuz öksürük. Atın sabah ahırdan çıkarken veya ahır içerisinde idmandayken, idmandan sonra öksürmesi en büyük, en sık görülen semptomlar. Zaten at yetkilileri de genelde geldikleri zaman at çok öksürüyor. İşte belli dönemlerde onların bazıları dediğim gibi gündüz sabah ahırdan çıkarken gündüz dönemi öksüren oluyor veya idmandan hemen sonra öksürük şikayetleriyle geliyorlar. Şey fark eder mi? Hani biz insanda işte gece öksürüğü başkadır, gündüz öksürüğü başkadır. Hani atlar için de böyle bir şey geçerli mi? Genelde ağırda çok öksürüyorsa bu alerjik reaksiyona bağlı olarak gelişiyor. Tabii ki içeride sürekli olarak o toza maruz kalmaları bu alerjik bir öksürük olduğunu gösteriyor. İdman sonrası ki öksürük belirtilesi ise genelde egzersize bağlı akciğer kanaması sonucunda, akciğerden gelen kanın hayvanın öksürük refleksini uyarması sonucu meydana geliyor. O zaman aslında öksürüklerin de şekilleri olduğu için var, evet. İlgililerin bu anlamda bunları ayırt edip hani başvurabilmek adına da biraz daha dikkatli gözlem yapmaları lazım. Evet. Peki solunum yolu hastalıkları dediğimiz zaman çok geniş bir skala var. Neler aslında, hangi hastalıklarla daha fazla karşılaşıyorsunuz? Biz de iki bölüm ayırabiliriz. Bunlar mikrobik, yani enfeksiyöz olanlar. Bir de
yarış esnasında meydana gelen problemler olabilir. Demin bahsettiğimiz gibi yarış esnasında yüksek tansiyona bağlı olarak akciğerde kanamalar meydana geliyor. Bunlar da performansı düşüren önemli etkenlerden bir tanesi. Onunla beraber yumuşak damağın dorsal deplasmanı dediğimiz, yine koşu esnasında yumuşak damağın normalde küçük dilin altında olması gerekirken yerini değiştirmesi, buna bağlı olarak da akciğere giren oksijen miktarının, hava miktarının azalmasıyla performansının düşmesine neden olur. Onunla beraber daha ileri bir seviye olarak kornaş dediğimiz larenks kıkırdaklarının felci görülebiliyor. Bunlar da değişik normal dışı sesler idman esnasında, koşu esnasında, işte galop esnasında değişik sesler ortaya çıkıyor. Bunları da duydukları zaman at yetkilileri hastaneye geliyorlar. Onun dışında enfeksiyöz hastalıklar dediğimiz bakteri, viral, mantar ve işte paraziter bazı akciğerlerde yerleşen çok ender olarak gözüken enfeksiyonlar da oluyor. Onlarda da zaten burun akıntısı, yani aynı şekilde öksürük ve hava keselerinde bir enfeksiyon varsa oradan geçen sinirler etkilenmişse buna bağlı olarak sinirsel semptomlar da gözükebiliyor. Onlar tabii prognozu daha tehlikeli, daha kötü olan hastalıklar. Tabii o zaman umuyorum ki tabii her zaman tedavisi kolay, atlarımızın çabucak sağlığına kavuşacağı şeylerle karşılaşalım. Hatta hiç karşılaşmayalım mümkünse ama böyle şeylerle karşılaşıldığı zaman da biraz önce söylediklerinizin altını çizmek istiyorum. Öksürük, farklı sesler çıkarması ve burun akıntısı bize gelen en önemli ipuçları diyebiliriz. Peki siz hastalığa kesin teşhis koymak için nasıl bir yolu izliyorsunuz? Tabii ilk önce anamnezi alıyoruz. Anamnezde neler var? Bunda şimdi öksürük olabilir, yanında iştah kaybı, yüksek ateş, burun akıntısı. Bunlar değerlendiriyor. Kan testleri yapıyoruz. Kan testleriyle beraber bizim en çok faydalandığımız teşhis aracı endoskopi. Endoskopi ile içeride gerçekten bu atın öksürmesine neden olabilecek neler olabilir? Neler var? Mekanik tıkanıklıklara neden olabilecek bir şeyler var mı? Sadece hafif bir enfeksiyon olabilir veya yoğun bir enfeksiyon olabilir. Atın oksijen almasını engelleyebilecek, hayati tehlike oluşturabilecek. Onun için bizim en çok kullandığımız teşhis aracı endoskopi. Endoskoplar, larenks bölgesi, nazal kanal, farenks, aynı zamanda bronşlara kadar inerek bölgenin muayenesini yapıyoruz. Gerekli duyduğumuz zaman içerisinden eğer bir akıntı varsa, şüphelendiğimiz bir akıntılar olduğu zaman bunlardan numuneler alıyoruz. Numuneleri laboratuvara gönderiyoruz. Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyogramlar yaptırıp elde edilen antibiyogram sonucuna göre de tedaviye başlıyoruz. Böyle durumda peki atları ayırmak gerekiyor mu? Yoksa yine yani bulaşıcı bir durum olup olmadığını aslında yaptığınız klinik testlerden sonra muhtemelen anlıyorsunuz. Ve koyduğunuz teşhise göre mi atın tedavisine devam ediyorsunuz? Tabii ilk başta böyle bir bol akıntılı öksürük var, ateş var. Böyle bir at geldiği zaman ilk test sonuçları çıkana kadar tabii atın mümkün olduğunca bir süre ayrı tutulması gerekiyor. İzole edilmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle atın ilgilisinin atla ilgilenirken dikkatli olması. O attan başka bir at bakıyorsa öbür atlarla ilgilenirken işte özellikle yem hazırlarlar, tımar yapılır, atın yüzü burnu silinirken mutlaka en sona hasta hayvan bırakılacak ve tabii eller ve üstündeki elbiseleri mümkünse değiştirecek, ellerini en iyi şekilde yıkayıp dezenfekte etmesi. O atın kullandığı yem kabı olur, su kabı olur veya başka malzemeler olur, onları kesinlikle diğerleriyle paylaştırmamaları gerekiyor. Tabii biz çünkü sadece burun akıntısı deyip hani kendi günlük hayatımızda insanlardan bahsettiğimizde geçiyoruz. Ama şimdi dediniz ki bu belirtilerin görülüp sonrasında daha tehlikeli olabilecek hastalıklarla da karşılaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla o zaman at ilgililerin böyle bir durum gördükleri zaman öncelikle size başvurmaları lazım. Yapılan klinik testleri de beklerken ne olur ne olmaz diye hijyene önem göstermek izole ve o atı evet birazcık izole etmek gerekiyor dediniz. Peki teşhis edildi sonrasında tedavi süreci nasıl ilerler? Tedavi eğer numune almışsak, laboratuvara göndermişsek antibiyogram sonuçları çıkıyor. Ona göre etkili antibiyotik hangisi ise onun dozu ayarlanıp belirli bir süre kullanması gerekiyor. Biliyorsunuz antibiyotiklerin belli bir süre kullanılmaları gerekiyor. Erken keserseniz direnç gelişebilir, hastalık iyileşmeyebilir.
tekrar nüksederse bu sefer daha ağır bir tedaviye girmek zorunda kalıyoruz. Onunla beraber yardımcı tedaviler, antibiyotik tedavisinin yanında yardımcı tedavilerimiz de var. Maske uygulamaları, onunla beraber işte akciğerlerin bronşları açacak, mevcut üst solunum yolu ve alt solunum yolunda eğer varsa ödemler onları giderecek. Kortikosteroid olsun, bronş genişleticiler olsun. Onları kullanabiliyoruz. Aynı zamanda akciğerde birikmiş olan, bronşlarda birikmiş olan eksudat varsa, akıntılar varsa bunların daha rahat atılması için mukolitik dediğimiz ilaçlar kullanabiliyoruz. Eğer yem yemiyorsa, iştah kaybı varsa, bu dönem içerisinde ateş de varsa zaten hani yem vermiyor biliyorsunuz. Yem verdirmiyoruz. O dönemde atı serumla, yani damar yoluyla, besleme yoluna gidiyoruz. Bu tarz vitamin olsun, amino asit olsun desteklerle tedaviye devam ediyoruz. Peki atın yaşı, kilosu, mevsimsel etmenler, hangi değişkenler bu tedavi sürecine etkiler, iyiye ya da kötüye? Yaş şimdi mesela çocuklarda olduğu gibi genç hayvanlarda da bir bağışıklık sisteminin oturması gereken belli bir süre var. O mesele önemli. O dönem içerisinde işte farenks bölgesinde olsun, larenks bölgesinde olsun, o bölgede lenf yumruları var, onlar şişebiliyor. Yaş için önemli ama onlar mesela o yaş grubu at için 2 ve 2,5 yaş arası normal kabul ediliyor. Onların agresif bir tedaviye girmiyoruz onlara. Atın bünyesi kuvvetlendikçe, idmanlar arttıkça, bağışıklık sistemi kuvvetlendikçe zaten bunlar normale geliyorlar. Mevsimsel olarak bazı hastalıklar artış gösterebiliyor. Ani sıcaklık değişiklikleri, bir gün havanın sıcak olması, ertesi gün ağır bir şekilde soğuk olması. Bunlar da atlarda hastalıkların tetiklemesinde büyük etkenler. Alerjilerden bahsettiniz. Atlar alerjik bünyeleri olan canlılar mı? Aslında değiller, bulundukları ortamdan dolayı. Mesela şu an polen mevsimindeyiz. Evet. Böyle bir alerjiden mi bahsediyoruz? Hani partiküllerden bahsediyoruz yoksa çeşitli... Evet. Onlar da etkili ama dediğim gibi çoğunlukla biliyorsunuz 20 saate yakın bir süre, 22 saate yakın bir süre şeyde kalıyorlar, ahırda kalmaları. Normalde doğal ortamlarında dışarıda duruyorlar. Oradaki bulunan polenlerin toz, daha doğrusu tozların sürekli olarak solumaları, yattıkları zaman da direkt olarak zaten taloş olsun, ot olsun, o zemini kapladığı yataklığın içinde bulunan alerjen maddeler tabii ki sürekli onlara bir saldırı uyguluyor, saldırıya geçiyorlar. Vücut da buna karşı eğer biraz da hassassa o atın bünyesi tabii ki bu tip atlarda sürekli olarak dönem dönem siz tedavi etseniz de belli bir dönem sonra tekrar aynı semptomlarla aynı şikayetlerle geliyorlar. Peki bu dönemin biraz da olsa önüne geçebilmek için atların ilgililerine önerileriniz olur mu? Yapacakları tabii altlıkların her zaman temiz olması, sürekli değiştirilmesi mümkün olduğunca tabii. Ahırın sürekli havalandırılması. Bu tip semptomların daha da azalmasına yardımcı olacaktır. Tedavi yapıldı. %100 başarılı olur mu? Ağırlığına göre tabii ki değişir ama böyle durumda çünkü ayırdınız görülebilecek rahatsızlıkları ama genel olarak solunum yolu hastalıklarında tedaviler cevap verir mi? Ya da tekrar geri dönüşü tekrarlanır mı, yenilenir mi hastalık? Evet, genelde sonuçlar iyi oluyor. %100 eski sağlıklarına kavuşuyorlar. Özellikle sinüzit ağır vakalar olur. Onların cerrahi müdahaleleri yapılıyor. Enfeksiyonlar bazen inatçı olabiliyor. Onun için yani tedavi süreleri uzayabilir. Yani tekrar tedaviye girebilir. Bu da tabii atın yarışma performansını düşürüyor. Tekrar yarışa dönme süresini, tekrar yarışma süresini uzatabiliyor. Ama sonuç olarak ortak çalışmayla hem veteriner hekim hem de at yetkililerinin sonuç olarak ortada bir risk faktörleri de var, hastalığa neden olabilecek faktörler de var. Onların da ortadan kaldırılmasıyla ya da en aza indirmesiyle eski sağlıklarına geldi kavuşuyorlar. Aslında çok korkacağımız durumlar olmasa da tedbirini öncesinden fark edip almamız gereken hastalıklar. Çünkü dediğiniz gibi hem günlük hayatlarını etkiliyor hem yarış performanslarını etkiliyor. Sonuç olarak bir şekilde dinlenmeleri gereken durumlar. Eğer başında yakalanırsa tedavi süreci de, iyileşme süreci de daha kısa oluyor anladığım kadarıyla. Tabii ki. İlk başta tespit edilirse tedavi ne kadar erken başlarsınız hastalığın ilerleme riskini de engellemiş olursunuz. Peki gözlem yapalım. Öncesinde fark edelim ama hiçbir hastalık belirtisi olmasa dahi yapılması gereken klinik testler, rutin kontroller var mı? Genelde yok. Bu yetkili, at yetkilisinin
İşte her sabah burnun akıntısı var mı? Bunların yapabilecekleri. Veya bir öksürüğü var mı yok mu? Nefes alıp verirken, dolaşırken olsun, ağrı içinde olsun, çalışırken olsun anormal bir ses duyuyor mu, duymuyor mu? Veya idman sonrası geldiğinde belli bir süre içinde nefesini toplaması lazım. Normal solunum sayısına dönmesi gerekiyor. Bunu gerçekten gerçekleştirebiliyor mu yoksa bu uzuyor mu? Bunları takip etmeleri lazım. Bizim açımızdan da belli dönemlerde çünkü bazı hastalıklar hiçbir belirti vermeden de ortaya çıkabiliyor. İşte kornaj olabilir, yumuşak damak olabilir. Veya bazen hava kesesi içerisinde enfeksiyonlarımız oluyor. Bunlar çok sinsi ilerliyorlar. İlerledikleri zaman da iş birazcık geçmiş oluyor. Onun için belli dönemlerde ayda bir daha uygun, ayda bir hastaneye getirip veteriner hekimler tarafından özellikle endoskopla muayene edilmelerde fayda var. Evet, endoskopiyi çok kullandığınızı söylediniz. Ben de şimdi şunu merak ediyorum, acaba bize gösterecek misiniz bu uygulamayı? Evet. Çünkü izleyicilerimizin de bir at üstünde uygulamalı aslında nasıl endoskopi uygulaması yaptığınızı merak ettiklerine eminim. Evet. O zaman isterseniz birlikte atımızın yanına evet. geçelim. Tamam. Endoskopumuzu burun deliğinden içeri sokuyoruz. Nazal kanal içerisinden yavaşça ilerliyoruz. Nazal kanalda herhangi bir tıkanıklık, daralma, kist ve benzeri oluşumlar var mı yok mu onları kontrol ediyoruz. Sağ tarafta nazal septumu görüyoruz. Yukarıda etmoid bölgeyi görüyoruz. Biraz daha yukarı çıkınca bu sinüslerin açılış yerleri. Sinüsler buradan nazal kanalı açılıyor. Biraz ilerleyince sağlı sollu atımızın hava kesesi girişlerini görüyoruz. Biraz sonra hava kesesini bu hava keselerinde oluşabilecek hastalıkların daha evet. zor tespit edileceğini söylediniz. Evet. Bu durumda endoskopi işte çok önemli evet. yer tutuyor. Gördüğünüz gibi yani girdiğimiz zaman direkt göremiyoruz. Özellikle hava kesesi içine girmemiz gerekiyor. Hava kesesi içine girdiğimizde burada siz de göreceksiniz. Oldukça karmaşık bir yapıya sahip damarlar, sinirler, dil kemiğinin bir bölümü burada. Aynı zamanda larenks bölgesi, farenks bölgesini bulunan oradaki kasları hareket ettiren sinirler ve bazı kas yapıları da burada bulunuyor. Burada özellikle internal karotid arter dediğimiz bu arter üzerine yerleşen mantar enfeksiyonları damarın zayıflayarak daha ileride patlamasına neden oluyor. Bu da atın kanamadan ölmesine neden olabilir. O zaman aslında tek bir endoskopik uygulamayla atın yaşayabileceği pek çok sorunun tespiti evet. sağlanabiliyor. Evet. Hava kesesinden çıkıyoruz. Larenks'e geldik. Larenks'te epiglottis. Nefes borusu girişi burası. Her iki sağda ve solda aritonik kıkırdaklarımız var. Hemen biraz ileride aşağıda ses tellerini göreceksiniz. Bu bölgede oluşabilecek problemler, kornaj, küçük dilin altında kistik yapılar veya entrapmentlar yine epiglottisi saracak. Bazen kondromaları görüyoruz kıkırdakların üstünde. Enfeksiyon varsa zaten bu bölgeyi olduğu gibi kıpkırmızı akıntılı görüyorsunuz. Altları özgü olarak yani tek tırnakları özgü olarak da bu bölgelerde bakın küçük küçük beyaz beyaz lenf notları var. Bunlar tamamen tek tırnaklara özgü. Bu atımız da normal. Hepsi normal boyutlarında.
Özellikle yarış sonrası veya işte enfeksiyon varsa trakeadan nefes borusundan içeri giriyoruz. Ve nefes borusunu da muayene ediyoruz. Buradan şimdi bronşlara kadar ilerleyeceğiz. Ana bronşlara kadar. Bronşlar ikiye ayrılıyor. Bu fırtkasya dediğimiz. İyi yaşa tatlı. Buradan daha ileri gitmiyoruz. Gördüğünüz gibi ufak uyarı olduğu için hemen öksürüyor. Bu atımız normal, sağlıklı bir üst ve alt solunum yoluna sahip bir at. Tekrar çıkarken, endoskopik muayeneyi bitirirken yine genel olarak bakıyoruz. Genelde tek taraflı, yani tek burun deliğinden giriyoruz. Eğer şüphelenen bir durum varsa öbür burun deliğinden de girilip öbür nazal kanalında muayenesi yapılabilir. Ama şu an sağlıklı göründüğü için evet, tek bir burun deliğinden girip bakmak yeterli bir kontrol. Cihan Bey, bu uygulamamızı yaptıktan sonra yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bize eşlik eden bu güzel atınızla beraber pek çok atla tanışınızı, yolunuzun kesiştiğini aslında her gün hepsine ayrı ayrı sevginizi ve ilginizi verdiğinizi biliyorum ama unutamadığınız bir olay var mı? Bizim unutamadığımız olay hasta olarak hastanemize başvurup ağır olsun, hafif olsun, tedavisi yapıldıktan sonra, eski sağlığına kavuştuktan sonra sağlıklı bir şekilde koşup yarış hayatına dönmeleri, yarış kazanmaları bizim için en güzel anı oluyor. Evet, çok haklısınız. Aslında binlerce de güzel anımız oluyor bu anlamda. Umuyorum ki kontrol için gelen ya da diğer türlü gelen bütün atlarımızın hastalıkları kolayca hallolsun. Siz de bu mutluluğu yaşamaya devam edin. Onların hayatına bu güzellikle dokunmaya devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Biz bugün teşekkür ederiz. Bize verdiğiniz bilgiler için çok önemli bir konuyu paylaştık izleyicilerimizle. Tekrar yeni konularla kapınızı çalabiliriz sizin. Bekliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yarışseverlerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yepyeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. TJK TV ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.